Bir de dip sosunun tadına bakacağım. Şöyle kanadı üstten bastırıyorsunuz. Etler aşağıda toplanıyor. Şöyle dip sosa batıralım. Ve bir de böyle tadına bakalım. Karantina günlerinde evde kalmaya devam ediyoruz. Dün gece alınan ani bir kararla 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz biraz hazırlıksız yakalandık. Normalde bugün çok güzel bir tantuni yapacaktım ama evde olanlarla çok güzel bir tarif vermeye hazırlandım. Çok güzel fırında tavuk kanat yapacağız. Mangal da yapamıyoruz. Mangal hasretimizi giderecek bir tarif olacak bu. Gelin dostlar başlıyoruz. Hemen malzemelerimize geçelim. Burada güzel küçücük patateslerim var. Çok lezzetli oluyor bunlar. 1 kilo kadar tavuk kanadım var. 3 adet soğan, biraz sarımsak. Baharatlarım burada kırmızı toz biber, kimyon, tuz, karabiber, zencefil ve zerdeçal karışımı, çok az da kekik. Sos olarak da hardal, acı sos ve barbekü sos kullanacağım. Bir de zeytinyağım var. Hadi başlayalım. İlk önce tavuk kanadımın sosunu hazırlayacağım. Bu sosun içinde yaklaşık şöyle bir yarım saat, bir saat kadar beklettikten sonra işleme başlayacağım. Onun için şu sarımsaklarımı rendeleyerek başlamak istiyorum tarife. Sarımsakları niye rendeliyorum? Çünkü iyice tavukla bütünleşmesini istiyorum sarımsağın ve böyle küçük küçük kalmasından ziyade içine geçsin diye rendelemek burada çok daha mantıklı oluyor. Şu içindekileri de bize versin. Sarımsakların tamam. Şimdi buna baharatları ilave edeceğim. Tekrar sayayım. Kırmızı toz biber yaklaşık 2 tatlı kaşığı, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı zencefil ve zerdeçal karışımı, 1 tatlı kaşığı karabiber. Şimdi bunların hepsini şöyle güzel sosunun içine döktüm. Biraz zeytinyağı lazım bu sosun kendini bulabilmesi için. Şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı. Birazcık da acı sos. Acı sosu şimdiden koyuyorum çünkü tavuk pişerken pişmeden önce eğer acı sos ilave edersek çok güzel bir aroma veriyor. Hem hafif hafif birazcık da böyle acı oluyor. Diğer baharatlar daha sonra başka bir şey için lazım. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Şimdi bu sosla tavukları buluşturma zamanı. Şimdi tavukları bu sosun içine şöyle ilave ettim. Bunu güzel karıştıracağım. Şöyle iyice birbirine geçsin. Tavuklarımı sosla güzel avcarladım. Bunu şöyle bir saat kadar buzdolabında bekleteceğim. İyice o lezzetler böyle tavukla birbirinin içine geçsin istiyorum. Bir saat bu buzdolabına gidiyor. Tavuğum buzdolabında dinlenirken ben şimdi ona hem güzel bir dip sos hazırlayacağım burada. Fırında onun altında pişecek. Hem de yanına güzel garnitür olarak patates hazırlayacağım. Şu soğanları şöyle büyük büyük kalın halkalar şeklinde doğrayalım. Soğanlarımız şöyle kenarda dursun. Şu patatesleri de sadece şöyle ortadan ikiye böleceğim. Patateslerim de hazır. Şimdi bunlarla güzel bir tepsi şovu yapacağız. Şurada dursun kenarda. Burada kullanacağım güzel bir fırın tepsisi var. Fırın tepsisine ilk önce şu soğanları şöyle dizmek istiyorum. Dizdikten sonra hemen patateslerimi üzerine şöyle bırakacağım. Şimdi bu arkadaşa da bir sos hazırlamak istiyorum. O sosu hazırlarken de yine kırmızı toz biber, tuz ve sadece karabiber kullanacağım. Şöyle bir kabın içine. Üzerine biraz zeytinyağı. Fazla olmasın. Niye? Çünkü bu tavuk pişerken tavuğun altına girecek. Ve tavuktaki o bütün lezzet aslında buraya da geçecek. Onun için ama birazcık da kendi içinde lezzet olsun istiyorum. Hemen buraya iki tane de sarımsak rendeleyeceğim. Şöyle üstlerine
Sonra bunları avcarlayacağım güzel. Şimdi tüm bu malzemeleri şöyle iç içe geçirmek istiyorum. Bir yarım saat sonra işleme devam edeceğim. Tavuklar yarım saat sonra çıkıp gelecek çünkü. Tavuklarım ortalama bir yarım saat kadar buzdolabında kaldı. Şimdi onları çıkarttım. Bu telin üzerine onları dizeceğim. Ama nerede biliyor musun? O az önceki patates sosunun üzerinde. Şöyle tepsinin üstüne yerleştirdim ızgaramı. Sonra kanatları bunun üzerine dizeceğim. Şöyle derili kısımları yukarıya bakacak şekilde dizelim. Daha çıtır çıtır olacaktır. Şimdi bu arkadaşı bu şekilde fırına göndereceğim. Ortalama 40 dakika kadar pişecek. Ondan sonra bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ve devamında da çok güzel bir sos hazırlayacağız. Dip sos. Hadi gidiyoruz. Fırınım 180 derecede ortalama şöyle 40 dakikaya kadar bu işin çok güzel sonuçlanacağına inanıyorum. 180 derece fırınıma attım. Şimdi buraları temizleyelim. Sos hazırlayacağız biraz sonra. Yaklaşık 40 dakika kadardır fırında tavuklarım ve gördüğünüz gibi renkleri harika oldu. Şimdi çıkarıyoruz ve yemeye başlayacağız. Dostlar, gördüğünüz gibi tavuklarım nar gibi kızardı. Şimdi şu arkadaşlar şöyle dinlensin burada. Şimdi bak burada dibine harika bir şey ortaya çıktı. Soğanlar hafif karamelize oldu. Patatesler çok güzel pişti. O tavuğun üstündeki bütün su buraya aktı ve lezzetini buraya bıraktı. Hatta bir iki tane de tavuk bırakmış. Onları geri koyalım şöyle. Şimdi buradan çok güzel bir sos yapmak istiyorum ben. Ama ilk önce patateslerini biraz ayırmam lazım sos için. Şöyle patateslerinden biraz alayım. Çünkü bu şekilde de yiyeceğim. Yanına garnitür olarak kullanacağım bunlardan. Patateslerin görüntüsüne bakar mısınız? Nar gibi kızarmış. Şimdi gelelim sosun yapımına. Buradaki arkadaşların hepsini şöyle bir kaba alacağım. Niye bu kaba alıyorum? Çünkü blenderla ve diğer soslarla karıştıracağım. Bunları bunun içine bir alayım şimdi ben. Birazcık patates de bıraktım. Sosun içinde patates de olsun istiyorum. Çünkü patates lezzetleri hapsetmede soğandan çok daha iyi. Şimdi güzel soğan ve patateslerden birkaç tane bunun içine aldım. Şimdi buraya soslarım geliyor. Birazcık acı sos. Birazcık ballı hardal. Biraz barbekü sos. Blenderla bunu sos haline getireceğim. Sosum hazır. Yine kokusundan anladığım kadarıyla bence efsane bir dip sos oldu. Sadece kokusuna bakmak yetmez, tadına da bakalım değil mi? Şuraları ben yalayacağım. Of, gerçekten harika. Şimdi sunuma gelecek. Sunumu hazırlıyorum. Beraber olacağız bir dakika sonra. Şöyle kanatlarımı tepsiye dizdim. Daha doğrusu sunum tepsisi diyelim. Sunum tepsisine dizdim. Hemen yanına şu patatesleri ilave etmek istiyorum. Bunlar gibi pişen patatesleri. Ve burada patateslere de küçük bir sosum var. Cheddar sosu. Cheddar patatese çok yakışıyor. Şöyle üstlerine birazcık çedar gezdiriyorum. Yemeğimiz hazır dostlar. Şimdi işin en keyifli kısmına geçiyoruz. Tadına bakma kısmı. Evet dostlar, biraz uğraştık ama bence yani görüntü itibariyle çok güzel bir yemek ortaya çıktı. Şimdi bunun tadına bakma kısmına geçeceğim tabii ki. Ya öyle çatal falan kullanmak istemiyorum. Bir defa evimdeyim zaten. Rahat rahat yiyeceğim. Ve şu kanattan hemen ilk önce de sossuz bir tadına bakmak istiyorum. Sossuz nasıl olduğunu. Suat abiden öğrendiğim bir kanat yeme şekli var. Hemen onu da yemek istiyorum. Şöyle
Üstten biraz bastırıyorsunuz. Kanat aşağıda toplansın. Bu şekilde tek lokma. Yağında hata yok. Tuzunda hata yok. İlk defa tuzunu gerçekten iyi yapmışım. Baharatlar iç içe geçtiğinde yani muazzam bir lezzet olmuş. Şöyle hemen bir de dip sosunla tadına bakacağım. Şöyle kanada üstten bastırıyorsunuz. Etler aşağıda toplanıyor. Şöyle dip sosa batıralım. Ve bir de böyle tadına bakalım. Ya burada biraz abartmak istiyorum. Bu benim hayatımda yediğim en iyi dip soslardan birisi. Yalan yok. İlk defa yaptım. Daha önce bir yerde denememiştim. Kendi sevdiğim lezzetleri bir araya getirerek bir sos yapmaya çalıştım. Ve çok lezzetli bir sos oldu. Hemen şu patatesimin de tadına bakayım. Şöyle birazcık cheddarlardan da gelsin. Elimizle yemek de ayrı bir keyifli. Arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Evde lezzet şöleni yapmak istiyorsanız bu yemeği evde hazırlayın. Yani evin yıldızı değil, evin kralı olursunuz eğer bunu akşam yemeğine yetiştirebilirseniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki lezzet hikayesinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Eleştirilerinizi ve varsa yemek önerilerinizi yorumlarda bekliyorum dostlar. Görüşmek üzere.